Şimdi de Luwak kafe içmeye geldik. Meşhur Luwak kahvesi. Mantap. Şimdi bize tura çıkartacaklar. Burası bayağı iyi bir yermiş. Google'dan baktım, 4.9. Puanı 4.9. Giriş bu şekilde arkadaşlar. Meşhur Luwak kahvesini içmeye geldik. Bakalım. Şöyle. They want to explain it. Okay. Jadi ini untuk jenisnya itu kami menanam Arabica kopi. Ya, jadi untuk kopinya ini kami panen dua kali dalam satu tahun. Dan kami panen untuk biji kopi yang sudah berwarna merah saja. This is coffee? Yeah, this is the coffee tree, Arabica coffee. Oh, Arabica. Yes. Oh. Only Arabica. Yes, only. Bu Arabica kahvesiymiş arkadaşlar. This is the coffee seed. Yeah, the coffee not too small. But then you want only the red color. Ah, it's okay. Not ready if this is the green one. When it's red, it's okay. Yes. Ha, kırmızı olduğu zaman hazırmış. Luwak. Aa, bu da luwak hayvanı. Uyuyor şu an. Jadi luwak ini akan memakan biji kopi pada malam hari, kemudian di pagi hari kami mengumpulkan kotorannya itu. Kotorannya luwak. Ya, kotorannya luwak. They make it only at the night they working. Oh. And then all day sleeping. Yes, only sleeping. Active only at like night. Like me. All day sleeping. Bütün gün yatıyormuş bu luwak hayvanı. Sadece geceleri aktifmiş. The animal is eat the coffee and then they swallow the coffee, but he didn't digest the bean. So luwak animal only keep the bean and the fermentation the bean in the stomach for 10 hours. Yes, from and then poop. When the animal from out, poop. So the poo from the animal still poop. Whole. Yeah, from the poo. Yeah, but this is not real poo because he's washing also the poo. Şöyle hayvan bu şekilde arkadaşlar ama hiç göremiyorum. Şurada yatıyor şu an. Sleeping. Evet, luwak hayvanı tam göremedim, gösteremedim size. Uyuyormuş, bütün gece uyuyormuş. Geceleri aktifmiş. This is from the poo for the. So the poo came out from the animal still whole and still have second skin because the animal eats only the first skin of the coffee and then the second skin they remove with the poo. And then after that also we open the second skin until we get the coffee bean like this. We fill it one by one. Yeah. So this is the bean, yeah. That's one for the bean. And then for the poo is set only outside of the skin. This is only outside, not, yes, not inside. Not inside for the poo. Okay. Yes. And then after that we washing also the poo to make it sure the bean really really clean. Okay. After that we dry again for 2 days. Okay. And then after we dry we process again, we roasting, ground it until become the powder. Okay. And this is the sample of the Bali coffee, normally coffee. So for the Bali coffee, this is we take from the tree. This is what the real, yes, normal coffee. But this is came from. This is from the poo. Okay. Bu arkadaşlar Luwak'ın kakası. Expensive. Bu şekilde expensive. Pahalı olan şey bu arkadaşlar. Çekirdeği öğütemiyor. Kahveyi yiyormuş ama çekirdeği öğütemiyor. Daha sonra bunlar değişik işlemlerden geçiriliyor, temizleniyor ve bu şekilde hazır hale getiriyor. This is for tea. This is for tea. Oh, tea. Tea. Yes, so we have the you know, this is the same as you like it. Mangoes, this is mangoes, mangoes. Yes. I like it, mangoes. Yes, so we use the skin for making tea here. Oh, I didn't know it. And then we have ginger. Turmeric and turmeric. Then lemongrass. Oh, lemongrass. So all this is used for making tea. Oh, okay. Şu zencefil, bu demir hindi. Demir hindi zaten Türkiye'de de çok meşhur. Bu da limon çiçeği, lemongrass. Lemongrass. Not. Okay. Yeah. And then over there also we have the traditional process how to make the coffee powder. Okay. Yeah? So this is still manual process. Okay. So after the cleaning, we roasting the coffee bean. For 1 kilo coffee, this is we roasting around 55 minutes until 1 hour. Okay. Until the bean change color and then until the aroma came out. Yeah, this is after the roasting. Okay. 1 saat, 2 saat şey, şöyle kavuruyorlarmış 1 saat, 2 saat. Tamamen geleneksel yöntemlerle. Kahve çekirdeği. Aa, bu şekilde. Bu şekilde toz haline getiriyorlarmış.
And then for the last process, you must filter until you get the fine powder. Mm. Yeah, so we're shaking like this, yeah? Mm. Okay, okay. Nice, nice. And this one already. Also, this is instant coffee. Oh, yes, yeah. You can smell it. Mm. Oh, yes, nice. And then for the rice, this is, we ground it again until become the powder also. Okay. Until finish this one. Yes. Okay. Şimdi tadına bakalım. And this one? This is used for making hot water. Ah. Yes. You want to take picture here? Hmm? Evet. Yeah. Take a picture here. Come on. Şöyle buraya mutlaka gelmelisiniz arkadaşlar. Mekanın adı bu. Bukit Sari Luwak Cafe. Gerçek Luwak kahvesini burada deneyimleyebilirsiniz. Süper bir yer ya burası. Şöyle söyleyeyim. Luwak Cafe 50 bin rupiye. Yani yaklaşık 75 lira. Ufak bir şey ama sorun değil. Bayağı pahalı çünkü. Bir de size tadım için bir sürü ufak çaylar ve kahveler getiriyorlar. Onlar da bedava. Ufak ufak tadımlık tadıyorsunuz. İşte vanilya kahve, rozella, turmerik var. Demir hindi, zencefil, limon çiçeği. Bayağı iyiler. Ortam çok iyi. Uluwatu tapınağını gezdikten sonra buraya 5,5 kilometre. Zaten giriş yolunda görürsünüz. Güzel bir kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız buraya mutlaka gelmelisiniz. Google'dan da baktım. Puanı 4.9. Bayağı iyi. Şöyle arkadaşlar. Kahve bu. Şu hayvanın dışkısından çıkıyor kahve, göstermiştim size. Daha sonra onu yıkıyorlar. Bayağı bir işlemden geçiyor. Daha sonra geleneksel yöntemlerle kavruluyor. Toz haline getirilip hazır hale getiriliyor kahve. Şimdi gelecek, tadım yapacağız. Şöyle söyleyeyim, bütün buradaki çaylar ve bazı kahveler şekerli geliyor. Sadece Bali kahvesi şeker yok, şekersiz geliyor. Bir de şimdi bize Luwak kahvesi getirecekler, onu da bekliyoruz. Şöyle göstereyim. Tadımlıklar bunlar tamamen bedava arkadaşlar. Bunlar parasız bu şekilde. And this is all free. Yes, all free. Şimdi ne var burada? İşte mangis çayı var. Limon çayı. Zencefil, demir hindi, rozella. Rozella ne bilmiyorum. Kırmızı zencefil, yeşil çay, pandan çayı, ginseng, Bali kahvesi, vanilya kahvesi, avokado kahvesi, Bali kakao kahvesi, kokonat, Hindistan cevizi kahvesi. Bu bayağı iyi, Hindistan cevizi. Bunu bilmiyordum. İçince bayağı hoşuma gitti, tavsiye ederim. Kakao baharatları ve luwak şu şekilde. Evet, Bali kahvemiz de geldi. And this is for the luwak coffee. Luwak. Yeah. Luwak kahve. For the luwak coffee, this is no sugar and no filter, yeah. Oh, okay. Maybe later you wanna with sugar, you can add sugar. Oh, add sugar. No. Okay, this no, is original. Yes, original coffee. Original. And then here we have cassava chip also. Cassava. Oh, cassava chips. Yes, cassava chips. Yes. Okay. Thank you so much. This is all free and only this one. Just paid. Yes. Oh, okay. Oh, it's nice. Thank you. Yeah. Evet, luwak kahvemiz geldi. Şimdi tadına bakacağız. Evet, şimdi kahvemiz geldi arkadaşlar. Şöyle. Evet, kahvemiz geldi. Şimdi luwak kahvesiyle başlayacağım. Bakalım. Evet. Bayağı sert. Yeah, this one. Okay. Bayağı doldu. Oh, really? We have this. Oh, you have a swing. Yeah. Is it? Yeah, it's in Bamako. No, it's here. Only here. This is one place from. Toprak. Toprak Sivitalı var. This must be going to the group. With group. Yes. Bayağı güzel. Kahveyi beğendim. It's the same price. We are only two. Evet, Cea, sen de dene bakalım.
right? Blue Akkapı. And tell what is the taste? Okay. Şimdi Ceyhat alıyor, bakalım tadı nasıl. This is the original from Fuk Luwak. But this is clean, this is clean. Low coffee. Like it, like it. Low. This is from make it the grounded, this one, the original grounded. Yeah. And make it the fried here. We have a pump. Nice. Evet, luwak kahvesi de içmiş olduk, kopi luwak. Şimdi Bali kahvesiyle devam edelim. Lütfen Bali. This one Bali. Yeah. You can compare. No sugar. Şimdi Bali kahvesiyle deneyelim. Try with the Bali. Bali kahvesi. Yes, yes, it's different. On different. Bali kafe. Şurada yes. Yazıyoruz zaten. Bali kafe. So if you need to put the sugar, this is different. But when we want to tasting all, this is will be confused with the taste. A tea. This one, the tea. This one, the tea. Bali kahve. It's right in here. Mangos. Mangos. Bu da mangis, size bahsetmiştim. Meyvelerin kraliçesi. Oh, this is nice also. I like it. Mangis çayı bayağı iyi. Hoşuma gitti, alabilirim. It's a bit salt, but fresh. Yeah, yeah, I like fresh. It, I like it. Okay, I want to try this one. Pandan? Wait. This is pandan. Eat. This is what pandan. Is the name? Pandan tea. Pandan tea. Yeah. Let's try pandan tea. Avocado. Hangisiymiş avocado? Avocado'yu denemek istiyorum. Bu Bali kakao. This is little bit like lemongrass like that. Vanilya. Şu avocado. This is avocado coffee. Avocado kahvesi. Şunu deneyim bakayım. How's the taste? I like it. Also, I like. It looks like the what we buy the good day. Good day. Indomaret'te satılıyor bunu. Çakma versiyonu. I like it. Yes, a little bit same. Yeah, but the less sugar. Şimdi ne vardı? Coconut kafe. Şu 14 numara. Hindistan cevizi kahvesi. Şunu bir deneyelim. Hindistan cevizi kahvesi. Bu da bayağı iyi. Peanut? Coconut. Coconut. Coconut kafe. No, I like the avocado. Evet, şimdi kahvemizi içtik. Şöyle mağazaya geldik. Şöyle göstereyim. Burada hazır kahveler de var. Şöyle pandan çayı. Kaç paraymış? 224 bin rupya. Avokado kahvesi kaç para? 224 bin. Şöyle. Şu luwak kahvesine bakalım şimdi kaç paraymış. Meşhur luwak kahvesi. Şöyle göstereyim. Luwak kahvesi 100 gram. Luwak kahvesi 400 bin rupya arkadaşlar. İsteyen varsa alayım. 800 lira, yaklaşık 800 lira yapıyor. Yani fincanı 50 bin rupiyaydı. Yaklaşık 75 lira bir fincan kahve. İçince dedim ki herhalde ucuzdur, olurum ama şöyle göstereyim. 400 bin rupiya, bayağı pahalı. Almaktan vazgeçtim. Bayağı pahalı. İsterseniz toz halinde de var. Toz halinde olanı da yine aynı para. 400 bin rupiya. Ya da şöyle yarım kilo alabilirsiniz. Yarım kilosu da 880 bin rupiye. 1600 lira. Bali kahvesi kaç paraymış? Bir de Bali kahvesi var şöyle. Bali kahvesinin fiyatını göremedim ama. Bu da 180, 200 bin rupiye. Bu da yaklaşık 300, 350 lira. Kahveler bayağı pahalıymış arkadaşlar.
Şu yeşil çay matcha'ya benziyor. Şöyle mangis. Mangis çayı. Mangis? Mangis, bu da Bali çikolatası. Kaç paraymış? 100 bin rupiye Bali çikolatası. Aa, mango. Mangodan yapılmış. Değişik bir şey. Şöyle göstereyim. Mangodan yapılmış çikolata. Mango çikolatası 100 bin rupiye, yaklaşık 150 lira. Değişik sabunlar. Vallahi iyi para varmış ya bu Luwak kahve işinde. Girsek mi acaba? 100 gramı 400 bin rupiye. Bayağı pahalıymış. Şu neymiş? Rosella çayı. Değişik bir şey. Limon çiçeği. Hindistan cevizi çayı. Şöyle. Vanilya çubukları. Bali baharatları. Safran. Beyaz biber. Evet. Fiyatlar böyle bayağı pahalı. Almaktan vazgeçtim. Şimdi kahvemin fiyatını edeyim. Neyse, size Luwak kahvesini de göstermiş oldum. Yani alamayacağım, bayağı pahalı. İleride iyi bir YouTuber olursam sizler için alırım arkadaşlar. Evet. Luwak kahvesi de böyleydi. Şimdi başka yerleri keşfetmeye devam edelim.